Derine doğru yürüyecekler. Cross bozmak istedi. Aslında Simon'un içerisinde önünde kaldı. Padişah'tan kill var. Triple pick. Doçent'in bir takası. 2v2'ye kadar geldi durum. Main'de hala girçiklarıyla çok başarılı Toven. Çözmediğini biliyorlar Glove'ın. Tekrardan bir tap verdi. Yine bir fight fırsatı vermek istemeyecekler ama çok güzel bir headshot. Bir kez daha tap veriyor. Mersa şöyle bir kol gösterdi. Çözmediğini anladı. Mersa'dan bir burst daha. Kill geliyor ve çözebilecek gibi. Çözebilecek evet. Ucu ucuna yani... Glove kazandı bu kılıcı. Bundan Galatasaray istediği seri... Len, Haven'a çok yakın. Tomen, Doçent, ard ardakiler destek gelecek. İpot sayda gelirken bütün arkadaşlarını kaybediyor neredeyse. Bir tane burada hayatta kalmaya çalışıyor. Smoat'ta ama hangi köşede olduğu belli. Ve buradan bir şekilde çıkmayı başardı. Güzel bir nade olabilir. İpot yakındaki oyuncunun farkında vuramadı Levni. Canı çok azdı. Ve bir stinger mermisi yeterli oldu. Artık 1'e 3 kılıçla ve öne çıkacak. Padişah bekliyor. Hani burayı temizlemek istiyorlarsa iki kişi temizlemesi daha mantıklı olabilir. Yani tabii bunu söylemek için de biraz erken ama geçen hafta da savunmada da sıkıntı yaşadıklarını hatırlıyoruz. İki tane kill var. Yani round galibiyetine dönüşmeyecek. Distraktif şeritle deniyor. Artık buraya hücum edecekleri de oldukça aşikar. Ve işte Smoon içerisinde sadece bir tane vurabildi ama Distraktif side'da ve geldi takası aldı. 10 saniye kala bu plant gelecek ve plant önce alınıyor Doçent. Güçlü. Mersa. İlk kontağa girdiği pot. Ile bu anti uyru atlatma çabasında Galatasaray Len. Yani düşmeleri için, düşmemeleri için hiçbir sebep yok. Elbow'un önünde smoke koydular ama Levin Mersa ikilisinin iyi bir görüntü olmayacak. 5 eşliğinde bu arada bir kill alsa bile yeterli olur galiba. Buradan olabileceğin foto önemli. Padişah zıplamak istedi. Ulti, Cypher ultisi. Toren risk alıyor şu anda. 3 kişinin üzerine gitme kararı geldi. Reis ultileri havada uçuşuyor. Cross. Botu beklemeyebilir. Bir timing yaşanabilir. Çok güzel bir kill. Ortam. Heaven temizleniyor bu esnada. Ve Mersin'in Jules tarafından yakalanmasıyla birlikte. Bilmiyorum ama... Yani dip bir Heaven Smoke atıldı. A'da kimsenin olmadığı düşüncesiyle muhtemelen. Distraktif üzerinde ve Hippot'u da Nate'le birlikte ekarte ettiler. Distraktif yalnız kaldı. Onun kontağını oynayacaklar ama... Ooo Hippot dediği gibi bir çıkış yapamadı. Distraktif hala vurmaya devam ediyor side içerisinde. Bu sefer yardım gelecek. Ama Heaven'dan gelen Shrash'i yakalayan Mersa. Cross Tali de düştü. Distraktif'in side'de olduğunu biliyorlar. 15 saniye üzerine doğru oynamak zorundalar. 9 mermisi var ve... Zeki'ye doğru Nate çıkıyor. Ooo Heaven'dan Hippot'tan bir entry var. Arkayı bekleyen Toven. Yani Heaven'dan şimdi B'ye bağlanmak isteyecekler ama Hippot'tan harika killer. Bu arada Shorty ile birlikte bekliyor Cross Tali. Arkadan Hippot geldi. Tekrardan kurmaya çalışacak. Peki canı var sadece. Padişah ve Hippot. Üstüne kalabalık gelecekler. Bir tane asist havuzu açılan smoklar var. Hippot Lem'de yakaladı. Ultiden çıkmıştı Lem. Ardından Glove ve Hippot birer tane daha kere sahip oldular ve Toven'in müdahale edebilme şansı da kalmadı pozisyona. Ve o da düşüyor. Geçen round'da olduğu gibi mid'e yürüyorlar. Silahın ucu görmüş olabilir bu arada Levin ama yine de... Evet. Ooo, timing'i alacak gibi. Aldı. Evet, bu arada... Saklandığı pozisyondan round'u bitiriyor resmen. Mersa'yı yakalıyor sonunda. Ne kadar devam ettirecekler Hippot. Şimdi geliyor ya... Ve round sona eriyor. Galatasaray... Anlamadılar. Anlamamışlar. Hiçbir fikirleri yok ama düştü. Doçak nasıl olduğunu bilmiyorum. Galatasaray yine de iki tane kill aldı. Yine B side. Ve bir kılacağını doğabilir. Harika bir paranoya. Yalnız bu da Galatasaray'ı zorlayabilir. Oo. Hemen geliyor. Yerden şimdi Vandal aldı ama bir satchel daha. Arkasında dolanan Toven var. Ve Toven'in killiyle birlikte... Kaplan geldi bu arada. Kaplan... Aslında paranoyayı side atacaktı ama oradaki Kaplan kontrolüyle birlikte 3 oyuncu da etkilendi paranoyadan. Şimdi Flash'la birlikte ilerleyecekler. Hippot'tan sadece bir kill var. Takım arkadaşlarından hiç destek alamadı burada. Flash 1 ve 3'e getirse de Elbow'a doğru yürüyecek. Timing atmış olabilir mi? Onu kovalıyorlar. Oo, giren benim genelde. Hakkımı yeme o konuda ve Doçent. Cross'ları yakaladı. Bu Antiko'da iyi bir başlangıç ve kalabalığı anladılar. Mersa işte yakalıyor bu arada. Takta bekleyebilir yani bu muhtemel bir kill daha anlamına gelecek ama. Ama süre gitti de eriyor bu arada. Geç kaldı Galatasaray. Evet yani şimdi oturması yeterli olacak yarıya kadar. Düşmedi bu arada. Padişah'ın bir an önce üzerine gidip Simon'u kullandırmaması lazım. Oo, timing yiyecek gibi. Timing yedi ama ip üzerinde bir kill çıktı. Nasıl oldu alamadılar anlamadım ben pek. Belki silahla alakalı olabilir. Korumak isteyeceklerdir. Lev bir sonraki...
3v3 bu. Oo! Artık 3v2 bu. Padişah etkilenmiş olmalı. Bu kadar yakında beklemeyebilir ama yine de çok güzel bir kill. Smoke içerisinde deniyor. Şimdi CT'den Mercy ikisini de vurabilirdi. Levin 1v1'e getirdi. Yarıya kadar almak isteyecek. Evet, zamanı yok belki ama bu roundu çok pahalı bir hale getirdiler. Ama Mercy roundu bitirip beklemeye devam ediyor. Sayda henüz yürüyen yok. Yavaş yavaş gelecekler gördü. Kimse kafaları karıştırmayınca Mercer'in üzerine dikkatle gittiler. Padişah Galatasaray'ın ilk kill aldığında artık her şey neredeyse bitmek üzereydi ve olması lazım burada tek başına. Oo, sürpriz. Aynen öyle ama artık bir killden fazlasını alamayacağı belliydi o pozisyonda. Destructive. İki tane vurdu. Geliyorlar Schlerz'in üzerine. Krostal'i Mercer'ı yakaladı. Ve Krostal'i uçuyor evuna doğru. Buradaki flash o kadar etkili değil ama Paranoia mükemmel etkili. Ve Glove Import birer tane kill alırken Padişah hala hayatta. Aşağı atlarken Destructive. Kafesten gelen spam'e kendisi de yanıt verdi. Heaven'dan bir headshot peek. 4 kill oldu Padişah. Kaplan ısırdı Schlerz'i. Üzerine doğru gidecek Tobin'le birlikte ve son kill Mercer'dan. Ooo! 9. round ultiyle geldi yakına Krostal'i! Yani? Hem Mercer'i düşürdü hem de smoke'tan çıkan Levin'i buldu. Gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyor şu ana kadar ve gelen bir Paranoia. Artık şansı çok az Padişah'ın. Buna rağmen iki tane için yeterli silah var mı bundan emin değilim ve çıkılacak hücum gerçekleşiyor. Dash atıldı, Raze içeri girdi. Krostal'ın kendi bombasına düştü ama öncesinde bir entry de almıştı ve yani Padişah iki oyuncuyla karşılaşıyorlar. Ulti de aşağı inecek. Lers'in çıktığını düşünüyorlar. Lers! İpten çıkacak mı? Yetenekli bir işçi var Raze'e. Harika asistler bunlar. Lens! Sandviç! Hayat Padişah bırakıyor. Vent'i... Bilememişti. Destructive birebir düelloyu kazanıyor. Bir oyuncunun daha yerini anladı ama Tobin'i anlamadı. Mera bu sefer daha ileriye atıldı. A3'ü mu görüldü? Ama buna bir çare bulunabilecek mi? Tuzak da var. Tobin'i yani çıkartamadı. Import Mercer'ı yine cürüme etkisini düşürdü. Yani bu bir rotasyon da. Left side olayları toparlayabilir. Smoke da alınacak. Hala şansları var. Kaçtı import da işte. A savunmaları da biraz... Bak, yani kameradan da önemli infolar alan bir Galatasaray var. Yakında bir oyuncu var. Sol taraf kontrol edecek mi? Son anda gördü ama Levin geldi Stinger'la iki tane vurdu. Takım arkadaşı da chatte onu koruyor ve... İki oyuncu aynı yerdeler ve... Kuti ile birlikte Satchel'la ilerleme kararı aldı. Gönder! Önünü getiriyor ve B-Backup'ı uzak. Şimdi bombosun içerisinden çıkan bir oyuncu var ama... Tobin yakalandı. Doğru çekilirken... Hala sakte bir yerde olabileceğini düşünüyorlar ve 4 canıyla. Fazla süre var her şeyden önce. Schlerz bir adım daha attı. Docent aldığı canla birlikte. Onu da yakaladı. Belki de bir ace gelecek. Glove bir flash. Temkinli oynamaya çalışıyor Galatasaray. Arkasında da bir oyuncu var Glove'un. Bunu hiç beklemiyor belki de. İlkini alacak ama arkasındaki oyuncu geldiğinde. Ve bu aşamada Levin ortaya çıktı. Bir tane kill aldı. Takasların ardından avantajlı kalan Galacticos oldu. Schlerz ve Hippot ikilisinden birer tane kill ve Syke'da mükemmel bir savunma. Docent ayakta kalmaya çalışıyor. 30 canlı yine çok zor bir görev onu bekliyor ama bu sefer... Jack yine bir çürüme etkisi. TP ile birlikte içeri gitmeye çalışıyorlar. Tetris de bu sefer Docent'ten 3 tane kill. Rayda aynı 24. roundda olduğu gibi Hippot yalnız değerlendiremedi bu pozisyonu. Oo, tekrardan bu pozisyon geldi önüne. Heaven'da olduğunu biliyor yalnız. Levin vurdu onu. Hücumu hızlı kurgulamaya çalışıyorlar bu sefer. Ve Tistrak. Bubble da geldi bu arada. O açılmadı henüz ama Satchel'la bozmak istiyorlar. Bozdular. Zaman yok. Zaman yok. Bomba. Şimdi Lem. Bombayı kullandıktan sonra Galatasaray'ın bunu bekleyip beklemeyeceği round'un kaderini belirleyebilir. Bir Paranoia. Elbaba geçebilirler mi? Sakte bir hücum var. Lem. Glove'u yakaladı yakın mesafe. Short ile bir tane vurabildi ancak. Krostal'i ve ardından Heaven'daki oyuncu Schlerz. İki Heaven oyuncusu vardı. Yarıya kadar alındı. Flag edilebilir mi? Flag edilmesi adı meselesi ve flag edildi Galatasaray. B tarafında da double cross'a çıkan bir oyuncu var. Mercer flash da çıkacak bu sefer. Anti flash geldi. Kutan girdiğini anlamamış olmalı. Bir flash daha geliyor. Paranoia ile karşıya geçebilecek mi? Hayır geçemedi. Bir bombayla bir temin altındaki oyuncunun başı derde sokuldu. Ölmedi belki ama Cross'ta işi tamamladı zaten. Mercer artık sadece tek bir range'u kazanmak zorunda fakat Destructive atlayıp onu yakaladı ve Galacticos. Levin bu arada çok yalnız kalabilir. Hippot çok riskli. Sadece olduğunu biliyorlar. Volbeck geldi. Tobin de düştü.
Şimdi Slash'ın Mercy'yi düşürdü. Yavaş yavaş Galatasaray adına kötü, Galacticos adına iyi haberler. Son bulmak üzere. Bunlar artık son aksiyonlar. Sanki haritada Padişah Blok tarafından yakalandı ve 3 oyuncunun pikiyle Tochet'le düşürüyor Galacticos. O retake hızlı başlayacak belki de bu sebeple. Jüders'te Levni yakalamayı başardı. Site arkasında kullanılan bir paranoya Galatasaray retake hızlandırabilir. Bir şok gelecek. Crossley bir tane kick çıkardı. İşte harika sıfırdı Crossley ve ipot. Arka tarafta Doçent'ten çıkan bir kill var. Yalnız toplam iki oyuncu kaybetti Galacticos. Daha fazla kaybetmek istemeyeceklerdir. Ama Distracti de side'a gitti bu esnada. Kill alamadı. Süre olsaydı yani. Galatasaray oyuncuları kesinlikle kazanabilecek imkana evet. Sahipti ama burayı görebilecek hiçbir oyuncu yok. Wallbank açısından yok ve Crosstalley. Padişah ölmemeli, Padişah ölmemeli. Sait'a, Sait'a yakaladı ipot. Bir düşman kaldı. Of ipot. Bir tane daha vurdu. Hem de tap attı galiba. Evet tap attı. Crosstalley de ipot. Standlardan etkilenildi. Bir ok var burada Crosstalley'e yardım yok. Sakin içerisinde tek kaldı Crosstalley. İşler şimdi geliyorlar Sait'a ve bir anda müdahale harika. Mersa'dan güzel bir tek. Bir flash Schlerz, var. Schlerz'de bir şeyler oldu Schlerz. Schlerz'in bilgisayarı düştü zannediyorum. Galiba bir şeyler oldu. Allah! İstimatim! Hücum B'ye yapılırken bir savunucu savunma ekibinden yanıt olarak verilmeye çalışıldı. Tek ne kadar girdi saatte. Drop'ta Lev. Buraya oy. Cross yok, bakan yok. Lev harika iki kill aldı. Ve Galatasaray'a bu round'u getirmek için büyük ölçüde işi halletmiş oldu. Tecrit de atılmıştı. Şimdi Lem Sight'a hücum gerçekleşirken bir ulti de var. Ultiden kaçınmayı başardı ve yakmaya devam ediyor rakiplerini. Hareketi Destructive. Molly yolluyor. Dip tarafa yerleşti bu arada ve eş zamanlı iki kill. Üzerine Mercy ipotu bulunca tek başına kaldı Crosstalley. Kapıyı açtı. Kaçmaya çalışacaktı ama. Herhangi bir sıkıntı yok. Galatasaray gayet iyi çıkartıyor. Kapı yani? Açılır açılmaz. Neyi planladılar emin değilim. Kapıdan çıktı yalnız Tomem. Bir tane vurdu ki bu pozisyona muhakkak gidebilecektir. Ve Sight'ta bu arada Mercy Glove'u bekliyor. Ekstra'ya gitmek istedi. Alçanın önüne çıkan da Crosstalley. Yani oyuncu üstünlüğü var. Padişah ulti kullanmak isteyebilir. Ulti kullanmadı. Ipot'un sadece 5 canı var ve patlatmadan geri çıkmak zorunda kaldı. Mercy o kill'i buluyor. Destructive'i yakalayan da Padişah. Ve Padişah eğer yetenekten etkilenmez ama stun buraya gelmedi. Padişah sadece bir tane vurdu ve takas var. Lem içeri girerken yani? Yine neden? Hareket halindeyken yakalanıyor. Bu skor oldukça önemli. Mersa kendini ulti atabilir mi Sight'tan? Şimdi ulti bu ulti geliyor ki arkada Doçent zaten oyuncuları hazırlıksız yakalamıştı. Bir tane kill alabildi sadece. Mersa'ya bakmıyor Crosstalley ki Tomen kendi başının çaresine baktı. Görev yapıp biraz yürümeleri lazım. Öne çıktılar bu arada. Birebir takas. Lev yani bu dead zone'u geçmeye devam ettikçe kill veriyor ama Mersa Doçent'le birlikte toparladı. İkişer kill bu iki isim. Distracted şimdi site'a girmeye çalışacak. Müthiş bir flash belki ama Lev skoru çıkartıyor. Stun'dan etkilendi Omen. Doçent işlerse buldu bu Omen tipi ise işe yaramadı. Lev dönüp tek atıyor rakibine neredeyse. İki oyuncuyu da göstermiş olmalı. Side'a atılan bir start var ama ikinciye doğru gitti. Nasıl yani? İlti var ipotta. Çok ekstra. Şokun nereden geldiğini... Şimdi düello'ya girmek isteyebilir. Taret'le birlikte savaşmak içeride kalabilir de olmalı gelseydi. Plant geldi belki ama 2'ye 5. Galacticos için round galibiyeti. Bu arada ipot ultiyle içeri girdi. Kaya kaya içeri giden bir lane var. İşte tam olarak bundan bahsediyordum. Bir takım oyuncu onu söyleyebiliriz herhalde. Mersa. Yüzden Spike imhasını gerçekleştiremeyecek ve bir timing yediler. Destructive iki oyuncuyu birden gördü. Eline şortiyi çekiyor Destructive. Destructive alamadı kill'i. Geri kaçtı Mersa. Kill. Kumbot yakında birisinin olduğu belli. Bir tane paranoya. Lem. Bir kürücü stun'ını kullandı. Atlıyor. Galatasaray'da Toven X skoru çıkardı. Şiner. Arda arda gelen kill'ler var. Haritada yine spawn bölgesinde dönen çalışmaları istiyoruz. Oy, Crosstalley. Mükemmel bir kill üzerine gelecek Toven. Crosstalley ne kadar hayatta kalabilir? Heaven'dan gelecek iki oyuncuyla karşı karşıya kalacak. Oh, Destructive ikini vurdu. O ikinciyi anlamadı ilk olarak. Toven'den bir türlü takas gelmiyor. Reveal'a gitti. Plant'ı alacak. Ben sadece kurdurmaması yeterli istemedi. Aslında ama. Menzili iyice daralmıştı. Toven geliyor. 1v1'e getiriyor. Rakibinin oynamasını istiyor ve Toven! Riskli, çok risk almak istemedi bu. Kimse eğer bununla sonuç bulmaya çalışabilir. Seçme verdi. Toven de kill vermiş oldu.
Ama yani... Oo, ikinci de tek var, kill var. Şimdi Docent. Önemli bir skor. Şimdi Killjoy'u çok kolay yakalıyorlar ama Schlerz de burada ve Toen. Ki onun arkasında da biri var. Lan bir ulti gördü, silahından dolayı belki de vuramayacaktı ikisini de ama. Yani gelen oyuncuyu, yakındaki oyuncuyu yakal... Geliyor yalnız, paranoya gelmesine rağmen devam ediyorlar. Sarsma desteğiyle. Hipot'tan bir tane Şerif headshot. Yanındaki oyuncu sahne alacak ve yakındaki Docent'in bilgisi verilmiş. Docent Smo da girdi ve Rostali'yi de yakaladı. Round'daki... Bomba! Bomba. G-Nate bu arada. Ay. Ama sadece biz görüyoruz. Ve Glove sayfaya yakın. 70 milyon görüyoruz. Ooo! Stalkif! Docent'i yakaladı belki ama... Glove kapı açılınca asit kullanacak ama çoktan geldi Lev ve... Galiba... Gördü, Toven gördü. Lev unutturmuş kendini. 4 ve 2. Hemen... Schlerz burada. Tabii onu burada bilmiyorlar. Ama artık öğrendiler. Ne kadar kritik bir maç olduğunu gösteren bir hamle yapıyor. Ulaşmıyor Schlerz pek. Ve saldıran padişah da Schlerz'i burada yakalıyor. Çok iyi cross koydu. Hasarlar var. Docent Lev'nin asistini aldı ki Mercer da Lev'nin asistini aldı. Geldi Wallbank'le. Lol bu arada bir tane bulmuş ve Schlerz'in iki tane kili main'den çıkıyor. 2v4 ancak. Yakında bu arada tespit edildi. Docent o makili kendisi çıkardı. Undraven'ı tespit edildi. Bir ok var. Ama bir kişi daha var. Heaven altındaki oyuncunun üzerine gitmeye çalışıyorlar. Lev kili çıkardı. Harika vuruş. İki oyuncu drone'a karşı kendilerini sakındılar. Ipot. Mükemmel oynadı şu ana kadar ama biraz gazı alınca durduramadı kendisini. Ya belki kendisi de ölecek ama derken bu iki oyuncuyu da yanında götürmeye çalışacak ama izin vermediler Schlerz'in kiliyle birlikte ve kaçabilecekler gibi. Ooo Schlerz. İpot, Taret çalıştı. Taret kili aldı. Galatasaray'da ekstra performanslar geliyor. Bu kafa, bu kafa sağlam kafa. Kıvılcımlar çık. Yani. Tasarayın Mersa. Şimdi gelen flash bir Glove 2 oyuncu da yakalıyor. Bakili bir Docent var. Orası deneniyor. Orası deneniyor ve orada tekleniyor. Hemen o kaçarken ön tarafa Glove çıktı. Hemen takım arkadaşı da var bu arada, ikinci oyuncu tespit edildi. Schlerz'in aldığı kill Lev'in sahte olduğunu biliyorlar ve mümkün. Docent. O da ipot tarafı yok. Taret yine kill aldı. Aa! Şimdi padişah da kill alıyor Taret dışında Schlerz. Mersa'yı düşürdü, arda arda killer padişah ve Tobenden. Hipot birer birer yakalamaya çalışacak. Nerede olduğu o kadar belli ki. Padişah istedi flash'ı. Yukarıdan geldi flash ama biraz o hani... Yolcu çıkacak, Wallbank'ten ölümcül olabilir ama eline bıçak aldı Toben ve Hipot 2-3 kill'e gitti. Round içerisindeki inanılmaz. Hipot! Kısaya doğru bir smoke. Orada Mersa acilen main'e baskı yapmalı, kendini göstermeli. Oo, hiç bakmıyorlar Docent'e. Bir kill, iki kill. Lev'den bu arada bir tane kill. Ya KO'yu kaldırmaları pek mümkün değil gibi. Yakına geldi Glow. Kill alması gerek. Ama rakibin killini yok ettiler. Şimdi yalnız CD'yi geçemiyorlar. Backside'da geldi. Pikler var. CD'deki iki oyuncunun farkındalar. İyi takaslar, iyi takaslar. Lev'in gelişine kalmış bir round. Neden acaba? Bunun 5 saniye oku geliyor. Burada olduğunu biliyorlar ve Docent Galatasaray için round üst üste kazandılar. Lev orada bu sefer aşırı artık hızlandıracaklar gibi kendilerini gösterdiler ve spam'e başladı Mersa Docent ikilisi. Distraktif geçti buraya TP'yle zannediyorum ama bir daha fazla kill alamıyor ve Galatasaray... Koşturuyor rakibini! Koşturuyor rakibini! Kill geliyor Docent'ten! O da TP ile birlikte geçmiş buraya ama. Ortayı boşaltıyor şu anda Galatasaray. Tomer arkadaşlarına yardıma geldi ve. Yürüyüş işi var. Pazar kapalı. Tomer açtı kapıyı. Tutması başarısız. Ölümüne gidiyor. Padişah geliyor ve cross talı tek attı. Distractive yakında. Mersa onu beklemeyecekti. Bıçak geliyor. Ve bıçak gelmedi ama. Birodin kullanımı. Silahını gördü bile. Pazırlan ve. Padişah basamaklarda ama Distractive arkayı kullanıyor. Cross-Tali Lev'i düşürmüş. Side'da tek Toven ve takas var. 3 ve 5'ten. Backside ulti geldi. Backside'e gelen Docent geldi. Docent'in arkadaşı destek olabilecek mi? Cross-Tali onu vuruyor Galatasaray. Eldeki üstünlüğü kaybetti. Teker teker Cross-Tali neyi görse.
Ve tek outside'da hazır savunmacılar var. K ultisi düşürüldü. Devamında kill var mı? Var. Ve yardıma geldi Tomenama. Şimdi birebir de ve KO kaldırılmaya çalışılırken arkadaşını kurtardı. Hem kendini... Aynı zamanda smoke gönderildi. Paranoya gönderildi. Her şey var burada. Ooo, içeriye flash'la birlikte girdiler. Lane'de bir oyuncu. Mersa ayakta ve iki tane kill. Jilert 1 ve 2'ye kadar getirdi pozisyonu. Mersa'nın 15 canı var ama smoke içerisinde... Sif karşısında padişah var. Hippot karşılaştı onunla. Kapı kırılacakmış. Oy! Distraktif'den de bir tane gülle geldi bu. Şerif'le birlikte ve 3 ve 5 kalan oyuncular. Neler yapabilir? Bu bir anti-ekor oldu ama bu arka arkaya ilerliyor. Toven yakaladığı işlerse Galatasaray hala toparlayabilir. Silah avantajı tamamen vardı ama bir Şerif headshot'ı daha. 2 kill anında geldi Galatasaray'dan 2 ve 2. Yerdeki silahlar çare olmayacak gibi. Lem. Bizde bir B oyunun habercisi bu aslında. Dash var. Jilert smoke içerisinde Lem'i yakaladı oldukça kolay. Bir pick daha geldi. Glow. Hipot ikilisi. Galacticus'un 8. round'una. Şu anda... Tomen'in değeri belli. Bir tane vurdu. Tomen ekstra hasarlar verse iyi olurdu. Tomen'in canı 36'ya kadar düştü. İçeri giren oyuncuyu yakalıyor Tomen. Bu oldukça önemli. Padişah yanıt vermiş. İmpotu buldu. Distraktif hiç oralı bile değil. Şimdi gelmeye çalışacak. Ok geliyor. Wallbank'ler. Güzel bir ok ama arında kırıldı. O Wallbank'ler yok. Ulti geliyor. Distraktif ekili. Ulti ile birlikte Tomen'den gelen bir tane kill anladı arkadaşı için. Kapattı bunu yardım için. Distraktif. Distraktif Tomen'i düşünüyor. Süre gitgide azalırken rakibine ulaşması lazım. Etrafında harika. Distraktif zaman var mı? Distraktif peşinde Crostali. Flash'ı bırak. Neredeyse herkes gör, herkes görmüş oldu ve bir de paranoya geldi. Galatasaray oyuncuları bir mezarın içerisine yardım attılar. Ve Mert'e burada onları kurtarmaya çalışıyor. Lev! İki... Yani oyuncu dezavantajı var ama Lev CT'den kill aldıktan sonra burada çok yakında ve eline tam... Pozisyonu takım arkadaşına da bırakabilir. Çok dikkatliler. Crossed'den bir tane Şerif'e çilirler. Şortan biraz bir ses yaptı. İçeriden çıktı. Distraktif de yakalandı. Hipot yakında. Hipot'u tespit edebilirler mi? KU'yu düşürdü. Belki düşürmesi gereken en son hedef ama Killjoy'da vurmayı başarıyor. Hipot hemen yanında arkadaşı var. Bu smoke'dan çıkmak büyük dert. Nasıl ama yani? Döne döne çıktı. Döne döne vurdu. İşlerse bir şekilde takas aldı. Kısada iki ucunun elinde silah yok. Tanıştılar ve birbirlerini vurdular. Crossley burada. Hani avantajı elde edebileceği roundları oynayamadı. Bu arada Toven son anda kendini gösterdi. Araya geçiyor yavaş yavaş. Ooo! Ona gitmişti o çent ve Flash Peak'le birlikte son anda o kill geliyor. Yok, çözebilecek mi? Hipot devam ediyor, önünü kapatmaya devam edecekler ama! İpme dizdiler! Distraktif kaldı tek başına. Taret öne doğru atıldı, 5 mermi var. Guardian'a doğru bir tane smoke var ve ulti çıkıyor bu esnada. Ve double peak'te Lev yürüdü, kill'i alırken Toven de ultiyle Crustali'yi yakalamış. Hipot, smoke'un içerisinde koşa koşa girdi Glow ve... Güzel ama hazır olacak mı? Bulduğunda bu önemli. Bekleyen Jilert. Bir pick gelmek üzere. Ölçtü biçti geldi padişah ama. Bu silahın yanına satın alım gel. Şu anda Distraktif'e zarar Distraktif veriyor. Smoke'dan yani. Flash'ta çıkma kararı ben geldi. Ben yemim diyor. Malı. İki oyuncu yeşil hizasındaydı. Lem ve skoru çıkardı. Ardından bir yerinde vurdu. Lem, Lem, Lem. Galacticos'ta galibiyet sayısı eşitti. Evet. Backside'e doğru düşen oku kırdı. Altı üstü bir peek yapmak isteyebilirler. Çok güzel flash ama backup'tan gelen oyuncular ölürken Glow ayakta kalmaya çalışıyor. Tek başına Lev'de Kili ile birlikte Galatasaray 1-0 geriden geldi.